C-Line'da bir sıkıntı çıktı. Visual'a geçtim. Evet, kayıtta başladı. Harika. Şimdi konumuz fonksiyonlar. Başta da Emrah bahsetti. Zaten fonksiyonlar oldukça önemli. Biz fonksiyonları zaten aşinayız. Nereden aşinayız? Ortaokuldan beri hep fx diyoruz. Eşittir. X çarpı x. Mesela bu en temelinden bir fonksiyon. Ne yapıyor? Bir parametresi var. Bir veri alıyor. Bunun sonu buna bir işlem yapıyor. Bunu geri döndürüyor. C'deki fonksiyonlar da bundan farklı değil. Aynı şekilde bir parametresi var. İçine bir input alıyor. Bunun sonucunda bize bir şey veriyor. Biz C'de her şey bir fonksiyon. Mesela burada da göreceğiniz gibi en başta tanıştığımız fonksiyon bizim main fonksiyonumuz. Her şeyi biz bunun içine yazıyoruz. Programın akışı buradan sonra başka yerlere dalanarak gidiyor. En çok kullandığımız diğer fonksiyon ise printf. Buna ilk gördüğümüz şey zaten merhaba dünya yazdırmak oluyordu. Şeyin fonksiyon olup olmadığını da anlamanın en güzel, en kolay yolu şu fonksiyon çağrı parantezleridir. Bu parantezler varsa bu %99 fonksiyondur diyebiliriz. Bunun dışında fonksiyonu oluştururken zaten sentaks olarak çok kolay. Ekstra bir şey öğrenmemize gerek yok şu anda. Yani şu ana kadar bildiğimiz her şeyle sentaks ve semantik yapısını görüyoruz. Biz işte bunu kullanaraktan ne işe yaradıklarını, ne yaptıklarını daha detaylı göreceğiz. Şimdi fonksiyon oluştururken bir geri dönüş değeri oluyor. Geri dönüş değeri. İkincisi adı. En sonunda parantez içinde parametreleri. Geri dönüş değeri ne olabilir? Normal değişken ismi verir gibi veriyoruz. Mesela int diyoruz. Double diyoruz. Sonra isim veriyoruz. Yüz alma mesela. Sonra fonksiyon parantezini açıyoruz ve varsa parametrelerini yazıyoruz. Parametrelerini yazarken yine normal bir değişken isimlendiriyormuş gibi yapıyoruz. Int x diyebiliriz. Birden fazla parametre alabilir. Nasıl ki f x virgül y diyelim ikilisini alıyor ve bunu şey yapıyor diyelim ki. X artı x y yıllardır bildiğimiz en basit iki karenin toplam formu olan. Öyle alıyorsa biz birden fazla da parametre alabilir. Aralarına virgül koyarak ayırıyoruz. Int y diyoruz. Sonra gövdesini oluşturuyoruz. Şunlara şurayı sileyim. Buraya da fonksiyonumuzu yazıyoruz. Ne yapmasını istiyorsak buraya yazıyoruz ve bizim fonksiyonumuz hazır hale geliyor. Hemen başlamışken devamını getirelim. Üst tamla demeyelim. Daha basit olsun diye. Şöyle toplama diyelim. Ne yapacak bu? İki tane sayı geldi buna. Sonuç diye bir değişkenim olsun. Sonucun içine x artı y'yi atıyor. Sonuç eşittir. Ve atadım bunları. Tamam, harika, çok güzel atadık ama bu program, şuradan hemen göstereyim. Bir şey hazırladım. Bu da geldi mi? Geldi. Harika. Şimdi burası bizim main fonksiyonumuzdu. Main fonksiyonumuzun da burada gördüğünüz gibi bir return 0 var. Bu return niye 0? Çünkü burada diyor ki bize bu main fonksiyonu bir integer geri döner diyor. Burada da return 0'la geri döndüğünü, yani main fonksiyonun bittiğini gösteriyoruz. Biz de burada en sonunda bir return dememiz gerekiyor ki programın akışı main'e geri dönsün. Burada da neyi returnluyoruz? Sonucu returnluyoruz. Ben buradan çizimini göstereyim. Main'imiz de var. Normalde program yukarıdan aşağı main'in içinde akıyor. Böyle böyle gidiyor. Biz burada bir yerde bir fonksiyon çağrısı yapıyoruz. Fonksiyon çağrısını yaptığımız anda programın akışı bu noktada, diyelim ki burası 20. satırsa, burada programın akışı duruyor. Başka bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Hangi fonksiyonu çağırdıysak. Biz neyi çağırdık? Toplamayı çağırdık. İki tane parametresi var. X ve Y. Biraz kötü yazıyorum ama. Burada bunun içindeki akış buradan devam ediyor. Ta ki burada return kelimesini görene kadar.
Burada return'ı gördükten sonra burada ne varsa return dediysek bunu alıyor. Şöyle geri dönüşünde şöyle çizeyim. Kaldığı yere devam ediyor. Buradan 21'den sonra 21, 22 diye devam ediyor. Artık nereye gidecekse. Biz de burada hemen çağırmasını görelim. Burada neye kızdı bu? Şunlara kızdı. Şunları sileyim. Fonksiyonumun adını söylüyorum. Ne? Toplama diyorum. Neyle neyi topluyorum mesela? 3 ile 5'i topla diyorum. İki tane parametre gönderiyorum. Bunu da sildim. Bu topluyor. Bu sonucu ne yapacak? Tabii ki sonucu bir şeye atamak isterim. Int result diyelim buna da. Geri aldım değeri de bunun içine atayım. Sonra kullanacağım mesela. Burada ekrana yazdırabilirim. D diyelim. Result koyarız. Ayarlayıp çalıştırdığımız zaman sonuç eşittir 8. 3 ile 5'i topladı. 8'i verdi. Ne yaptı burada? Program geldi. Şimdi baştan aşağı inceleyelim. Main'den başladı. Bütün fonksiyonlar main'den başlar ve siz fonksiyon oluştururken main isimli bir fonksiyon oluşturamazsınız. Main özel bir fonksiyondur. Geldi buradan aşağı iniyor. Bak bu result diye bir değişken tanımladı. Tamam dedi. Sonra result eşittir dedi ki toplama 3 ile 5. Ha dedi. Buradan programın akışı yukarı çıktı. 5. yere geldi toplamaya. X'in içine 3'ü atadı. Y'nin içinde de 5 değeri var. Bunların ikisini topladı. Sonucun içine attı ve sonucu da returnledi. Sonucu returnleyince burada bu işlem gerçekleşti. Yani 3 ile 5 toplandı. 8 değeri result'ın içine atandı. Ve biz de burada kullandık. Peki biz buna böyle bir değişkene ihtiyacım var mıydı? Yoktu. Direkt mesela şöyle de burada da diyebilirdim ki toplama 3,5 desem buna gerek yok. Bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyona çağrıda bulunabiliyorum. Burada da çağrıda bulunduğum zaman yine aynı sonucu vermiş olduğunu görüyoruz. Bakalım. Buraya kadar net bir sıkıntı yok. Bizim aslında main'imiz de önce şuna değinelim. Şimdi ben buraya yazdım. Peki bunu alsam main üstte kalsın. Genelde main'i görünür olmasını isteriz. Yukarıda tutarız. Buraya yazsam. Sıkıntı olur mu? Biz, çünkü main her bir programa baktığım zaman önce main'i görmek isteriz. Çünkü main işlenir. Main'de dallanma varsa oralara gideriz. Şimdi bakalım. Yine aynı şey. Çalıştıralım. Burada ilginç bir şekilde çalışıyor. Benim derleyicimde bir gariplik var. Niye böyle var anlamadım. Ama normalde çalışmaz. Neden çalışmaz? Bunun mantığını da anlamak gerekiyor. Şimdi kod derleniyor. Bir daha bir build edeyim. Ben aslında çalışmaması gerekiyor. Build solution. İlginç. Şimdi main'den başladı. Geldi buraya diyor ki toplama diye şey el kaldırmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir şey söyleyeceksiniz. Şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz demek ki. Şimdi derleyici okuyor kodu. Nasıl baştan başlıyor okumaya? Geliyor. Buraya geldiğinde diyor ki toplama diye bir şey var diyor. Ben bu fonksiyonu tanımıyorum diyor. Mesela printf olsa kendi içeride biliyor zaten. Studio.io'nun içinden geliyor. Toplama diye bir şey bilmiyorum ben diyor. Bakıyor. Buraya gelene kadar böyle bir şey görmedi. Ne yapacak? Hata verecek. Bize kızacak. Diyecek ki ben böyle bir şey tanımıyorum, bilmiyorum. Bunu engellemek için de fonksiyonların prototipi diye dediğimiz bir şey var. Normal fonksiyon yazar gibi yazıyoruz buraya. Toplama diyoruz. Parametrelerini söylüyoruz. Sonra bir tane noktalı virgül koyuyoruz. Diyoruz ki derleyici, merak etme. Sen bu kodu okurken ileride toplama diye bir fonksiyon göreceksin. Ne olduğunu ben sana ileride göstereceğim bunu. Sen merak etme. Bu ismi gördüğün zaman panik yapma diyoruz. Ve altta tanımlayabiliyoruz. Mesela şimdi biz başka şeyler de tanımlayabilirdik. Fonksiyonlar ve bu fonksiyonları onların içinde çağırabilirdik. Mesela burada da iki tane şeyi çıkartalım. Çıkarttık. Belki biz bunun içinde
Tekrardan toplamayı çağırabilirdim ben. Ben burada gidip tekrardan toplama deyip önce aile beyi toplayıp burada bir değişken atayabilirim. Sonrasında mesela bu toplamdan ikisini çıkartabilirdim. Burada derleyicinin kafası karışmaması için ben gidiyorum yukarıya aynı şekilde yazdığımı bir daha yazıyorum ismini. Sonra bir tane noktalı virgül koyuyorum. Bu prototipi demek oluyor. Bunun dışında notlarıma bakıyorum. Main de bir fonksiyon dedik. Main'in de aslında görmediğimiz iki tane burada parametresi var. Int arg c ve eğer bilmiyorsanız işte bu yıldızın ne demek olduğunu hiç şey yapmayın. Yukarıdayım toplam. Burada içini boş bıraksak olmaz. İçine mutlaka parametrelerini söylememiz gerekiyor. Main'in de iki tane argümanı var. Tam şimdi detaylarını merak etmeyin. Bunlar da console'dan nasıl burada yazarken programı çalıştırırken yanına parametre vererekten çalıştırabiliyoruz. Onu da hemen gösterelim. argc argüman counter yani kaç tane argüman olduğu. argc büyüktür birdense argümanı bize yazdırsın. Bunu hemen build edelim. Değerledim. Çalıştırırken konsoldan çalıştırmam gerekiyor ki buna argümanını verebileyim. Project 1.exe dedim. Sonra bir yazı yazmak istiyorum. Bu yazı da ekrana çıksın istiyorum. Ne yazıyorum? Mesela merhaba yazıyorum. Argüman 1 eşittir merhaba dedi. Buraya istediğim kadar ben farklı farklı argümanlar yazabilirim. Programı çalıştırırken. Bir türlü daha büyüteyim. Tekrardan yapalım. Ya. Bugün yazdım. Bugün yazdığım için olmadı. Şöyle yazayım. Ben programı çalıştırırken önce project 1.exe dedim. Yanına da bugün yazdım. Bu yazdığım argümanı algıladı. Dedi ki argüman eşittir bugün dedi. Niye? Çünkü main fonksiyonu da aslında iki tane parametre alıyor. Şu parametrenin tam detayına takılmayın. İleride öğreneceksiniz. İçinde ne yazdığımı tutuyor bu. Bu da kaç tane argümanım olduğunu tutuyor. Burada bir dipnot olarak değinmek istedim. Çünkü burada herkes galiba bilgisayar ve yazılım mühendisliği. Eğer endüstriyel arkadaşlar varsa onlar kusura bakmasın ama insan yani bunları biraz bilmeniz gerekiyor. Detayları öğrenmenizde fayda var. İleride işinize yarayabilir. Burayı tekrardan kaldıralım. Artık mimarlık da var. Çok güzel. Siz de öğrenin ya. Fazla bilgiyi göz çıkartmaz. Onun dışında şöyle notlarıma tekrardan bakayım. Bu programın akış mantığı düzgün oturuldu mu? Biraz yazım kötü ama main'de başladık. Gidiyoruz yukarıdan aşağı doğru. Bir fonksiyon çağrısı varsa programın akışı orada duruyor ve oradan hangi fonksiyon çağırdıysam oraya gidiyor ta ki return olana kadar. O fonksiyon devam ediyor. Return'ü gördükten sonra da program çağrıldığı noktaya geri dönüyor. Nerede çağrıldıysa yani 20. satırda çağrıldıysa oraya geri dönüyor. Şimdi gelelim dönüş tipindeki başka bir fonksiyona. Void diye bir tipimiz var. Bu aslında tipsiz demek. Tipsiz derken geriye bir şey döndürmüyor. Döndürmesine ihtiyacı yok. Ne gibi? Mesela ekrana yazı yazdıracaksanız geriye bir şey dönmek istemezsiniz. Ne yazdıralım? Anka yazılım yazdırmak istiyorum ben. Geriye bir şey dönmesine bir anlamı var mı? Hayır, yok. Burada direkt main'imin içinde yazdırı çağırmak istiyorum ben. Bir parametreye de ihtiyacımız yok. Şimdi kullanmıyoruz. Sadece ekrana bir yazı yazdırmak istiyorum. Oops. Tabii ben bakın çalışmadı. Niye çalışmadı? Hatasını verdi. Çok güzel oldu. Yukarıda tanımlamadık. Az önce çalışıyordu, şimdi çalışmadı. Hemen buradan alıp burada diyorum ki bak böyle bir fonksiyon var. Bana az önce kızdı. Şimdi kızmayacak. Anka yazılayım. Tabii böyle yazdığım için olmadı.
Ben bunu istersen bir döngünün içinde, daha önceden döngüleri gördük. Döngünün içinde yazdırabilirim 10 kere, 100 kere. Boşluk koyayım. Yine küçük kalıyor sizde galiba. Aynı şekilde nasıl istersem kullanabilirim. Hiçbir özel yok. Bizim fonksiyonlarda kullanmamızdaki en büyük amaç bir işi en küçük parçasına ayırıyoruz. Mesela bir toplama, bir çıkartma, bir çarpma işlemi yapacağız ya da daha farklı işlemler yapacaksak bunları bir fonksiyonlara ayırıyoruz. Diyoruz ki sen bu işi yap. Sen bu işi yap. Sen bu işi yap. İleride bir sorun çıktığı zaman nerede olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Çünkü kodu biz parçalara böldük. Diyoruz ki sen bundan yapmaktan sorumlusun, sen bunu yapmaktan sorumlusun, sen bunu yapmaktan sorumlusun. Eğer burada bir hata olduğu zaman direkt oraya gidip orada bakabiliyoruz. Neyi yanlış yapmışız? Nerede bir mantık hatası var? Nereye yanlış görmüşüz? Bir, kodun üstündeki hakimiyetimizi arttırıyor. İki, okunabilirliği arttırıyor. Çünkü burada yazdır. Ne yazdırdığını burada görebiliyorsun. Ya da çıkar. Ne yap? Toplama. Ne yapıyor? İki tane sayıyı toplayıp bana bunun sonucunu dönüyor. Ben burada çok rahatlıkla görebiliyorum. Okunabilirliği de arttırıyor. En önemlisi bu. Çünkü biz önceden ne yapıyorduk? Her şeyi main'in içinde yazıyorduk. Main karman çorman oluyordu. Şimdi bir fonksiyon başına niye int var, diğerine void var? Void geri dönüş tipi tipsiz demek. Yani geriye bir şey dönmüyor anlamına geliyor. Burada int toplam derken bir toplama işlemi yaptım ve bunun sonucunu geri döndüm. Ama burada ekrana bir şey yazdırıyorum ve bunun geri dönüş değeri bir şey yok. O yüzden void diyorum ona. Diğer yani mesela nasıl double da yapıyorduk, char da yapıyorduk. Hepsi olabilir geri dönüş değeri olarak da. Normal bir değişkeni nasıl tanımlıyorsak fonksiyonu da aynı o şekilde tanımlıyoruz. Harika. Başka soru var mı? Yani dedim ki fonksiyonların en önemli özelliği bu işte. Biz bak her şeyi işlere bölüyoruz ve bir fonksiyonu yazarken de genelde şöyle bir tabir koyuyorum. Bir monitör büyüklüğünü geçmesin. Yani illaki böyle olacak diye bir kural yok ama yani işi en temel parçasına ayırıp da bunu yapmanızı bekliyorum. Çünkü eğer bir fonksiyon içinde birden fazla iş yapılıyorsa o da farklı fonksiyonlara ayrılabilir, bölünebilir anlamına geliyor. O yüzden olabildiğince sade. Her fonksiyon sadece tek bir işi yapsın. Özellikle de verdiğiniz isme uygun. Toplama ise sadece toplama yapsın. Mesela burada ne yaptım ben? Çıkartma dedim ama içinde topladım. Bu aslında biraz yanlış bir şey. Burada çıkartma ise sadece çıkartma yapacaksın. Toplama ise sadece toplamasını yapacaksın. Neyse onu yapacak. Şimdi bir diğer konu. Fonksiyon kendi kendini çağırırsa ne olacak? Böyle bir şey de olabilir. Şimdi şuraya geri dönelim. Ben şurayı biraz düzelteyim. Burada foo isimli bir fonksiyonum olsun. Foo diye bir fonksiyon çağır. Bu fonksiyonun da detaylarını burada inceleyelim. Bu foo da içinde foo'yu çağırıyor diyelim ki. Program derken IDE'yi mi diyorsun? IDE Visual Studio. Bu kullandığında whiteboard. Bu da kendi foo'yu çağırıyorsa ne olacak? Programın akışı buraya geldiği zaman gidecek buraya. Diyecek ki foo diye bir fonksiyon varmış. Onu çağırıyorum. O da gidecek. İçinde foo'yu çağıracak. Böyle böyle sonsuza kadar gidecek bir döngü oluşturacak. Hemen onu bir görelim. Yine bir void olsun. Foo diyelim ismine. Bu da içinde foo'yu çağırsın.
Burada ben main'de Fu'yu çağırdım. Bu ne yapıyor? Gidiyor Fu'yu çağırıyor. Fu çağrıldı. Fu ne yapıyor? Gidiyor bir daha Fu'yu çağırıyor. Bir daha Fu'yu çağırıyor. Bir daha Fu'yu çağırıyor. Bir daha Fu'yu çağıracak. Bir daha Fu'yu. Ne zamana kadar gidecek ki? Sonsuza kadar gidemez herhalde. Bir yerde program durdu. Kendini attı. Niye attı? Stack Overflow dediğimiz o çok meşhur sitenin ismi de aslında buradan geliyor. Ben her bir fonksiyonu çağırdığım zaman, şimdi burada main'de akış gitti ya, buradan akış başka yere gitti. C buraya parmağını koyuyor. Diyor ki, ben buradan geldim. Burayı ben bir kafama koyayım. Çünkü buraya geri döneceğim elinde sonunda diyor. Buraya gidiyor. Buradan buraya gidiyor. Diyor ki, ben buraya da parmağımı koydum. Buraya da geri döneceğim diyor. Burada bir daha gidiyor. İşte buraya da parmağını koyuyor. Diyor ki, ben buraya da döneceğim diyor. Tamam, buraya döneceğim diyor. Ama ben bunu hiçbir zaman geri döndürtmüyorum. Bir yerden sonra parmakları yetersiz kalıyor ve siteyi taşıyor. Program bozuluyor. Bunu da geri dönerken de buradan aynı bu şekilde buradan geri önce buraya dönecek. Buraya döndüm tamam diyecek. Sonra buradan gelecek buraya dönecek. Buraya tamam diyecek. Buradan buraya dönecek. Tamam diyecek. Ve program aşağı doğru ilerlemeye devam edecek. Şimdi o zaman recursive fonksiyon, bunların adı recursive fonksiyon diye geçiyor. Yazarken benim çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir koşul olmalı ki bunda artık recursive dursun ve geriye dönsün. Biz bunu iki bölüm arıyoruz. Bir, base case diyoruz. Yani ne zaman geri döneceğini anlatıyor. Bu, eğer bu gerçekleşiyorsa artık geri dön. Onun dışındaki kısımda ilerleme kısmı, recursive kısmı. Burada da boss artı sağlayana kadar devam et diyor. Mesela en basitinden her zaman yaptığımız bir örnektir. Int faktöriyel hesaplama. Geri dönüş değeri int. Önce base case mi? Faktöriyel nedir? Faktöriyel 5 mesela. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 1 olana kadar geriye doğru dönüp çarpmasıdır. Ne diyoruz? If bunun bir de parametresi olması lazım. Biz şuraya da yazdık mı? X diyoruz ki x küçüktür 1 ise return 1. Onun dışındaki kısımlarda ne yap biliyor musun? Sen x ile x'i çarp ve faktöriyel fonksiyonu çağır. Ama nasıl çağır biliyor musun? X'in bir eksiyle çağır diyoruz. Bunu return et diyoruz. Onu da hemen düzeltelim. Geri dönelim dedik. Hemen mesela burada 5 faktöriyeli ekranda printf ile yazdıralım. Görelim. Fark ettiysen aslında printf de bir fonksiyon olduğu için bakın araya virgülle farklı iki parametre yolluyorum. Bir bunu yolluyorum, iki bunu yolluyorum. 5 faktöriyel 120 gayet düzgün çalıştı. Ne yaptı? Hemen bunun da bir analizini yapalım. Kafada oturması için. Keşke main'i silmeseydim. Burada main var. Başladı mı çalışmaya? 12. satırında. Ne diyor? Faktöriyele bir çağrı var. Burada ben faktöriyeli 5 değeriyle çağırıyorum. Şimdi bu gitti. Nereye gidiyor? Faktöriyel fonksiyonuna gidiyor. Diyor ki faktöriyel. Ben 5 ile geldim sana. Faktöriyelde ne yapıyor? Diyor ki x birden küçükse return 1 diyor. Değilse diyor 5 ile faktöriyel 4'e git diyor.
Bunu çağır diyor. Bu ne yapıyor? Bu da gidiyor. Şuradan. Bu da geriye 4 çarpı faktöriyel 3 diyor. Bu da aynı şekilde gidiyor. 3 çarpı faktöriyel 2. Bu da geldi buraya. Keşke daha küçük bir şey verseydim de. Faktöriyel 1. En son bu da dedi ki faktöriyel 1 olduğu zaman faktöriyel 1 küçük mü birden? Hayır değil. Yine buraya gitti. En son faktöriyel 0 oldu. Pardon. Bir saniye kafam karıştı. X'e bakıyor. X küçük mü birden? 1 küçük mü birden? Hayır değil. Yapıyor. 0 küçük mü birden diyor. Evet diyor. O zaman geriye dönmeye başlıyor. Burada geriye neye dönüyor? Geriye 1 değerini dönüyor. Aynen 1 çarpı faktöriyel 0. 1 çarpı 1'den geri geliyor. Bunun sonucunu geri dönüyor. Yani 1. Burasının sonucu ne oldu? 1 oldu. Bu 2 çarpı 1'i geri dönüyor bana. 2 çarpı 1'den ne? 2. Bu 3 çarpı 2'yi kullanıyor bu sefer. Onu geri döndürüyor. Çarptım 6. Bu ne yaptı? 4 çarpı 6 dedi. ...24 dedik. Bu da 5 çarpı 24'ü bana geri gönderdi. Ne yaptı? O da 120. Bize main'imize... Ups. 120 cevabıyla geri geldi. Bunu da gösterdim. Başka göstermemişim. Var mı bir sıkıntı? Geri dönme kısımlarını da anladık mı? Adım adım, basamak basamak gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sonra bu kısım olduğu için bu if'le bir kontrol ediyorum. Diyorum ki sen buraya ulaştığın zaman artık geriye dönmeye başla. Sonra adım adım geriye dönüyor. Merdivenleri yukarıdan geri çıkıyor basamakları. Harika. Herhangi bir sorun, bir sıkıntı, bir şey varsa hemen söyleyin. Devam edelim. Onun dışında bakıyorum. Aslında array'leri de fonksiyonlara göndermeyi işlemek istiyorduk ama daha pointer'ları falan görmemişsiniz. Ve mimarlıktan falan gelen arkadaşlar da var. Onların da kafasını karıştırmak için şimdilik es geçiyoruz orayı. Bunun dışında düşünüyorum. Başka anlatmam gereken bir şey var mı? Atladığım bir nokta var mı? Bir de hazır fonksiyonlar yani mesela MATAŞ'ın içinde diyoruz MATAŞ diyoruz. Hazır fonksiyonlar var ya mutlaka hazır fonksiyonları kullanın. Neden? Birincisi onlar daha optimizedir. Derleyiciyle daha iyi çalışırlar. İkincisi mantıklarında bir hata yoktur. Bunlar test edilmiştir, şey yapmıştır. Siz mesela bir fonksiyon yazacaksınızdır. Mesela kare alma fonksiyonu ya da kök alma fonksiyonu yazacaksınızdır. Bir yerde algoritmayı kurarken mantık hatası yapabilirsiniz. Bunlarda o hata yoktur. İkincisi daha derleyiciyle optimize çalıştıkları için çok daha hızlı, çok daha verimlilerdir. O yüzden varsa önce C'nin kendi fonksiyonlarını kullanın. Yoksa kendiniz yazmayı tercih edin. Merak etmeyin. Pointer'lar konusunda umarım önümüzdeki haftalarda, şimdi vizeler de yaklaşıyor onun dışında. İşleyeceğiz, evet, anlatacağız onları da. Ondan sonra hiçbir derdiniz kalmayacak. Buraya gelmişken ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. C'ye özel bir kısım var. Size of diye bizim bir operatörümüz var. Dikkat edin. Operatör dedim. Niye operatör dedim? Aslında bir fonksiyona benziyor. İsmi var ve parantezi var. Uzunluk ölçer. Bu boyut ölçer gibi bir şey. Evet, bu bir makrodur. Bunu unutmayın. İleride yani embedded sistem yani C ile program yapacaksanız mülakatlarda falan sorulmama ihtimali yoktur. Bir fonksiyon değildir. Size of bir makrodur. Dediğiniz gibi boyutunu gösteriyor. Mesela
Şurada hemen bir printf diyelim. Int'in kaç byte olduğunu gösteriyor. Şöyle diyelim. Buraya int dediğim zaman byte. Kaç byte olduğunu söylüyor. Şurada o kadar byte diyelim. Hatta diğerlerine de bakalım. Bubble'a bakalım. Char'a bakalım. Size of double. Gördüğünüz gibi. Bu başka dillerde yok mu? Gözüküyor mu düzgün? Gözüküyor, tamam. Int 4 byte, double 8 byte'miş bu sistemde. Char 1 byte'miş. Başka sistemlerde başka şekilde olabilir tabii bu. Derleyiciye göre de değişiyor. Bunu da unutmayın. Size of bir makrodur. Bir fonksiyon değildir. Bunu da hatırlatmak istedim. Zaten siz biliyormuşsunuz bayağı. Onun dışında şuradan tekrardan kontrol edelim. Attığınız bir şey var mı? Main'in de fon parametreli olduğundan bahsettik. Harika. Sanırım yok ya. Sizin bir sorununuz varsa genel olarak öncelikle fonksiyonlar açısından. Size of'u başka bir şey. Size of'un olayı bu. Kaç byte olduğunu gösteriyor. Yani ilerleyen konularda kendiniz veri tipleri oluşturacaksınız. Onların da boyutunu görmek için kullanabilirsiniz. Ve size of'un aslında en güzel kısmı array'in boyutunu ölçmede de çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Onda pointer kısımlarında falan iyice detaylı göreceksiniz. Size of aslında bayağı işe yarıyor. Ben ilk C'den Java'ya geçtiğim zaman size of'u aramıştım. Standart library'i burada bir şey için kullanmadık. Bu genelde şunların ikisi, Mataş'ı saymazsak, bir programda bunların ikisini include etmek faydalıdır. Çünkü genelde bir program yazdığımızda bu iki header dosyalarından gelecek şeylere ihtiyacımız var. Ama şu anda buna bir ihtiyaç olmadığı için ve ben burada proje oluşturduğum anda bunların ikisini otomatik bana yazaraktan verdiği için geldi. Bir şey için kullanmadık. Bellek yönetimine bilgisi var mı? Hayır. Şeyin STDlib'in ya oradan gelen fonksiyonlar var. Dinamik bellek yönetimi için onu kullanıyoruz, evet. Ama şu anda bizim bir şeyimiz yok. Tabii derleyicinin mesela int illa 4 byte olacak diye bir kural yok. Siz öyle bir derleyici kullanırsınız, öyle bir sistem kullanırsınız ki orada int 2 byte olabilir. Double 8 byte değil, double 4 byte olabilir. Sadece şu garanti altındadır. Int double'dan her zaman daha küçük olacaktır. Ne kaç byte olacağı, nasıl olacağı belli olmaz ama yani int'in yetmediği yerde double. Yani double her zaman int'ten daha fazla byte olacağı kesindir ama int'e ben sistemde 2 byte verebilirim. Double'a 4 byte verebilirim. Bu sistemden sisteme değişiyor. Bunu da ölçmek için farklı sistemlerde yazıyorsanız kaç byte olduğunu görmek işinize yarayabilir. Onun dışında dersten önce bir soru vardı. Şimdi birinci sınıf arkadaşlar için. Biz çalışıyoruz çalışıyoruz olmuyor gibisinden bir şeyler diyorlardı işte. Ne zaman oturacak? Arkadaşlar bunlar böyle bir apartman inşa etmeye benziyor. Yani siz ilk ne gördünüz işte? Int, işte printf, çok basit şeyler gördünüz. Sonra if gördünüz, döngüleri gördünüz. Adım adım üstüne koyaraktan şey yaptınız. Mesela fonksiyonlar ne? Yani normal sanki bir şey tanımlıyormuşum gibi. Int x dermişim gibi bir fonksiyon şeyi tanımlayabiliyorum. Bir geri dönüş değeri, adı. Hep böyle gördüğünüz şeylerin üstüne koya koya çıkıyorsunuz. Ve siz ilerledikçe altta kalan şeyleri de yaptığınız için onlar da gelişmeye devam ediyor. O yüzden bu alanda sakın şey yapmayın. Demoralize olmayın. Olmuyor, yapamıyoruz gibisinden şeyler düşünmeyin. Sürekli çalışmaya devam edin. Soru, bol bol soru çözüp örnek yapmak gerekiyor. Burada biri anlatıyor. Yani buraya MIT'den hoca da getirseniz, o da gelip anlatsa size bir yere kadar. Yani bilgisayar bilimlerinde kendiniz oturup yazmadığınız sürece
Başka türlü öğrenilmiyor yani. En iyi bu şekilde öğreniliyor. Evet, demek istediğiniz bir şey var mı başka? Herhangi bir soru. Genel anlamda da sorabilirsiniz. İlla fonksiyon olmak zorunda değil. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yok mu kimsenin sorusu? Eğer kimsenin sorusu yoksa benim anlatacaklarım bitti. Tekrardan vereyim. Şimdi main'imizin de iki tane parametresi var. Bunlardan biri arg c argument counter. Yani kaç tane argüman aldı. Buraya da takılmayın çok yazım şeklinde. Bir pointer array'i. Yani nasıl burada çalıştırırken comment'ten buradan çalıştırırken project 1 derken buraya yanına başka bir şeyler yazabilirim. Program çalıştırırken ben onu farklı bir dosyaya yönlendirebilirim. Oradan çıktığı alacağım, çıktığı farklı bir dosyaya yönlendirebilirim. Ya da derim ki bu program çalışırken içine şu dosyaları al deyip buradan komut satırından çalıştırırken çalıştırabilirim. Bu argümanlar da onun konteyneri. Bu kaç tane argüman olduğunu, bu da sırasıyla hangi argümanları da ne olduğunu gösteriyor. Umarım faydalı olmuştur, işinize yaramıştır. Ben yönetimdeki diğer arkadaşları da şey için mikrofonunuzu Bitirdin açıp sanırım değil mi alabilirsiniz. Alemre? Eline sağlık. Ağzına sağlık aynen. Şöyle kaydı durduralım.